bize bir insanın veya bir VC'nin güvenmesindense yüzlerce insanın, binlerce insanın projenize güvenmesi, sizinle beraber ortak hareket etmesi size ayrı bir motivasyon veriyor. Merhabalar, ben SizeMe'nin kurucu ortaklarından Ataberk. Bugün sizlere SizeMe'nin geçmişini, yapmak istediklerini, şu an ne yaptığını hepsini detaylarıyla açıklayacağım. SizeMe, online giyim alışverişinde en büyük iade problemi olan beden uyumsuzluğu sebepli iadeleri minimize etmek için farklı yapay zeka çözümleri sunan bir yüksek teknoloji girişimidir. Burada biz 3 farklı çözüme sahibiz. Bu çözümlerin her birinin kendine ait bir avantajı var. Bu avantajlar firmadan firmaya, onların kullanıcılarına göre değişiklik gösterebiliyor. Onların talebi doğrultusunda ya da bizim önerimiz doğrultusunda B2B bir entegrasyon sağlıyoruz. SizeMe benim ana ortağım Kamran'la beraber kurmuş olduğum bir girişim. Bunun yanında yazılımımızın başında bizim ikinci ortağımız Umut diye bir arkadaşım var. Ben şirket içerisindeki idari işleri yürüten kişiyken Kamran da yapay zekanın başındaki arkadaşım. Benim şahsi olarak bundan önce PwC'de 7'ye yakın bir tecrübem olmuştu. Onun öncesinde okulda girişimcilik merkezinde proje liderliği yürüttüğüm, kendimin girişimi kurmaya çalıştığı, bunun haricinde okulda asistanlık yaptığım, Boğaziçi Üniversitesi'nde bu arada son sınıf, son dönem öğrencisiyim. Bunun dışında 7 aylık bir dropshipping maceram da olmuştu. Yani aslında böyle sürekli bir şeyler deneyip ardından girişim tarafında tamamıyla kayıp oradan da tecrübeyle bir şekilde mezun olmadan bir girişim kurup orayı büyütme hedefindeydim ve akabinde de zaten şu an geldiğimiz noktadayız. Kamran'la beraber de bu yola çıktıktan aslında bir 4-5 ay sonrasında birazcık benim ARGE faaliyetlerimden sonra tanıştık. Kamran da Yıldız Teknik Bilgisayar Mühendisliğinden mezun. Umut yazılımın başındaki arkadaşımız, bunun haricinde bir de şu an şirketimiz, işe alımlarımızla beraber şu an 10 diyebilirim aslında, 10 kişilik bir ekibiz. Tabii ki daha demin bahsettiğim gibi 3 farklı çözümümüz var. Bunların isimleri Fast, Accurate ve Meta. Fast çözümünde biz entegre olduğumuz firmanın ürün sayfasının içerisine Bedenimbul gibi bir C2 Action ekliyoruz. Bedenimbul'a basan kullanıcı karşısında bir pop-up buluyor. Bu pop-up'ın içerisinde cinsiyet, boy, kilo ve beden tercihinden sonra, beden tercihinden kastım slim, regular, oversize. Bu tercihten sonra eğer üst bedende bakıyorsa ürüne, omuz ve karın, alt bedende bakıyorsa da eğer karın ve basen olacak şekilde soruları soruyoruz. En son adımda yaşı da öğrendikten sonra direkt olarak sonuç çıkarıyoruz. Burada %80 doğruluk oranı ile ilerliyoruz. Peki nereden geliyor bu %80 doğruluk oranı? 200 bin farklı insanın aslında bu bahsettiğim parametrelere ait bir data seti var elimizde mevcut bir şekilde. Bunlarla ilerliyoruz. Fakat bizim entegre olduktan sonra hangi çözümde olursa olsun girdiğimiz firmada elde ettiğimiz satış datalarıyla beraber kullandığımız bu base datasetten çıkıp aslında firma özel datasette ilerlediğimiz için bu doğruluk oranı gittikçe artıyor. Fast'te %80, Accurate'da ismi üzere %98 ve Accurate'ın tamamlayıcısı Meta ürünümüzde de aynı şekilde %98 doğruluk oranımız devam ediyor. Accurate çözümünün aslında ne olduğuna gelecek olursak, Accurate çözüm bizim aslında temel ürünümüz. Biz burada yine Bedenimbul'u koyduktan sonra eğer webde bakılıyorsa ürüne bir QR, mobilde bakılıyorsa direkt olarak kamera açılacak şekilde sistemimizi başlatıyoruz. Sesli komutlarla beraber kullanıcı yaklaşık 20 saniye içerisinde 6 farklı vücut ölçüsünü, bunlar nelerdir? Boyun, göğüs, bel ve basen çevresi, kol ve bacak uzunluğu olacak şekilde %98 doğruluk oranında çıkarıyor. Bu %98 doğruluk oranında çıkan ölçüler 3 boyutlu modelleme ile birleştiriliyor. Bu arada bu kullanıcıların her biri bir profile sahip olmuş olduğu için her seferinde bu aksiyonları almıyorlar. Kendi istekleri doğrultusunda revize edebilirler sadece. Kendi vücut avatarları çıkmış oluyor. Sonrasında bu vücut avatarlarının ölçülerine göre baktıkları üründe slim, regular ve oversize alması gereken bedenler tüm site içerisinde çıkarılmış oluyor. Eğer ki bir firma Meta'yı da kullanmışsa, Meta'yı da bizden almışsa, Accurate'la beraber birleştirilen Meta çözümünde son kaldığımız yerden devam edecek olursak, çıkan avatar üzerinden kullanıcı baktığı ürünün bedenlerini ayrı ayrı üzerinde giyiyor, deneyebiliyor. Aslında burada tam olarak da SizeMe nedir'in aslında en kısa cevabı dijital deneme kabinidir. Dijital deneme kabinini aslında ortaya koyuyoruz. Çünkü burada biz sen şu bedeni almalısındansa bir şekilde avatar üzerinde senin üzerinde görmek istediğin beden hangisi kendin görebilirsin bu çözümümüzle beraber şeklinde sunuyor oluyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda tabii ki bir önerisi sağlıyoruz. Nasıl oluyor? Avatar üzerinde giymiş olduğu kıyafette sıcaklık kalitesi, neresi çok sıkıyor veya neresi bol geliyor, bunları da gösteriyor oluyoruz.
SizeMe ilk yatırımını 1 milyon dolar değerleme üzerinden aldı. Biz şu anda SizeMe olarak 8 aktif müşteriyle çalışıyoruz ve 13 tane de aktif entegrasyon süreci devam eden firmamız var. Onlarla da önümüzdeki 3 aylık süreçte anlaşıyor olacağız. Şu ana kadarki anlaştığımız firmalardan 60 bin küsür SizeMe ile satın alım gerçekleşti ve bu satın alım datalarına göre de beden uyumsuzluklu iadeler bu markalar içerisinde %40 oranında ortalama bir şekilde düştü. SizeMe olarak sunduğumuz değer önerisi ise şu: eğer müşterilerimizin kullanıcıları satın alım gerçekleştirirken doğru bedenini bilirse satın alma eğilimi artar. Satın alma eğilimi arttığı zaman da ve iadeler düştüğü zaman da operasyonel kostlar düşer. Aynı zamanda iadeler düştüğü zaman kullanıcı tarafında bir memnuniyet söz konusu olur. Müşteri memnuniyeti artan firmanın da marka değeri artar. Bu durumda biz hem kendi kullanıcılarımızın, kendi müşterilerimizin marka değerini artırıyor oluruz, hem finansal olarak onlara kar elde ettiriyor oluruz, hem de onların kullanıcılarını memnun etmiş oluyoruz. Bu noktada sunduğumuz değer önerisi de bu olmuş oluyor. Rakiplerimizi beden önerisi sunan firmalar olarak değerlendirebiliriz. Ve bu noktada Türkiye'de aslında şu anda önümüzde bir rakip gördüğümüz firma yok. Çünkü onlardan önce de başladık, onlardan ileri bir teknolojiye de sahibiz. Fakat globalde bunu değerlendirdiğimizde daha demin bahsettiğim 3 farklı çözümümüzden fast ağırlıklı çözüm sunan firmalar bulunmakta. Bizim buradaki avantajımız ise Ecruz ve Meta'da çok güçlü olmamız ve onlarla ilerleyecek olmamız. Hakeza şu anda da zaten faz olarak Amerika bazlı çalışmalarımızı yürütüyoruz ve Amerika'da şu an Ecruz ve Meta için bağladığımız firmalarla beraber, ki sunduğumuz doğruluk oranının çok yüksek olmasıyla, aslında tekelliği hedefleyen bir firmayız. Fon bulucu sadece bize hız anlamında da katkıda bulunmayacak. Hani platform üzerinde çok fazla insan var ve bu yüzden biz hızlı bir şekilde yatırım alırız değil. Bizim buradaki aslında ana motivasyonlarımızın başında şu geliyor: size bir insanın veya bir VC'nin güvenmesindense yüzlerce insanın, binlerce insanın projenize güvenmesi, sizinle beraber ortak hareket etmesi size ayrı bir motivasyon veriyor. Bu bahsettiğim kalitede, kaliteli iş yapmada aslında bir şekilde motivasyondan ve verimden geliyor. Bu bize verim, motivasyon ve kaliteli iş sağlayacak. Fon bulucudan alacağımız yatırımı çoğunlukla olarak teknik tarafımıza harcayacağız bir yazılım şirketi olarak. Teknik tarafta harcayacağımız şeyler cihaz olabilir, çalışanlar olabilir, freelance çalışanlar olabilir. Aynı zamanda hali hazırda çalışanlar olabilir. Tabii ki bir yazılım şirketi olsak da idari tarafımız da mevcut. Biz aslında bu yatırımı ateşleyici bir güç olarak alıyoruz ve aldığımız andan itibaren bir sene içerisinde kullanacağımız diğer şirket işleri olarak söyleyebilirim. Hedeflerimizi kısa vadeli ve uzun vadeli şekilde ayıracak olursak, kısa vadede Türkiye'de yaptığımız işi yapan firmalar arasında en çok tercih edilen firma olmak istiyoruz. Bunun akabinde de globalde aynı amaçla ilerlemek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Globalde daha erişilebilir olan firmalara ulaşarak aslında portföyümüzü genişleteceğiz ve orada çıktığımız yatırım turlarıyla şirket değerlememizi yurt dışına aldığımız yatırımlarla arttırıyor olacağız. Finansal kaygılarımız dışında aslında en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de sürdürülebilir bir doğa için çalışmak ve her firmanın da aslında bu konuda ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz bulunduğumuz aslında yarar sağladığımız sektörün içerisinde çok büyük bir zararı engelleyebiliriz. Firmalar eğer iadelerinde düşüş yaşarsa üretim fazlası ürünlerden vazgeçer ve bu çok büyük bir su israfının önüne geçmiş olur. Bunun haricinde iade giden ve iade gitmeyen ürün arasındaki karbon ayak izinin 2 katlık bir fark olduğunu düşünecek olursak, düşürdüğümüz iadelerle karbon ayak izine de aslında çok büyük bir katkı sağlayacağımızı söyleyebiliriz. Yani en kısa haliyle aslında her şeyin dışlara döndüğü dönemimizde biz de deneme kabinlerini dışlara döndürerek hayatınıza giriyoruz.